Merhaba arkadaşlar. Bu videoda rendering konusuna göz atacağız. Geçtiğimiz videolarda aslında yeri geldikçe kıyısından köşesinden bahsetmiştik. Fakat bu videoda birazcık daha detaylarına bakacağız. Şimdi temelde bizim iki tane render yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi server side rendering. Server tarafında yaptığımız. Bir tanesi de client side rendering. O da client tarafında yaptığımız. Aslında çok basit iki konu. Şöyle, elimizde bizim data var ve HTML kodlarımız var. Biz bunları bir araya getirip görmüş olduğunuz web sayfalarını oluşturuyoruz. Bu datayla HTML'i yan yana getirip anlamlı bir şekilde gösterme işlemine biz render diyoruz aslında. Server side tarafındaki render'da bizim backend'imiz HTML'in içine database'den okuduğu ya da bir URL'den aldığı JSON datasını ya da neyse o alıp bir araya getirip kombin yapıp response oluşturduğunda, öyle söyleyeyim, server side rendering oluyor. Biz aynı işlemi kullanıcının tarayıcısının içinde Vue.js, React.js, Angular.js gibi bir kütüphaneyle datayla HTML'i bir araya getirip doldurup tarayıcıya kardeşim ben bunu hazırladım gel bunu sen render et dediğimde de bu client side rendering oluyor. Bunların birbiriyle avantajları dezavantajları var, öyle söyleyeyim. Zaman içinde SSR dediğimiz yani server side rendering bu işin ilk şeyi, ne derler, yani ilk bunun doğası bu şekilde çalışıyor. Yani sunucuda hazır hale geliyor web sayfası, HTML kodu, client'ta biz bunu alıp sadece gösteriyoruz aslında. Zaman içinde ihtiyaçlara göre bu iş değişti ve client side rendering'e gitti hikaye. Sonra bakıldı ki client side rendering'de development işleri çok daha güzel oluyor ekosistemden dolayı. Fakat arama motorları optimizasyonu açısından sıkıntılar var. Bunu nasıl çözeriz? Bunu aslında modernleşen bir ilerlemeyi bir tık geriye doğru almak zorunda kaldık. Ve böyle bir şey doğdu. Yani bazı sayfaları biz SSR, bazı sayfaları işte client side rendering şeklinde render ediyoruz. Bir de işte ana sayfam server'da render edilsin, işte slash admin sayfam client'ta render edilsin gibi routing'den şeyi ayarlayabiliyoruz. Bu kuralları ayarlayabiliyoruz. Şimdi server tarafında datamız hazır halde, daha doğrusu şöyle, server tarafında render işleminin şöyle bir avantajı var. Her şey hazır olduğu için index.html diyelim, gelip ilgili request'te tüm HTML'i alıp sadece tarayıcı bunu çat diye render ediyor. Dolayısıyla çok daha hızlı. Özellikle ilk çalışma hızı client side rendering'e göre çok hızlı. Bu da arama motor optimizasyon için bizim hanemize artı yazıyor. Kullanıcıların deneyimini iyi yönde artırdığı için hanemize artı yazıyor. Bu şekilde avantajı var. Ama öte yandan da client side rendering'inde işte Vue'nun nimetlerinden yararlanıyorsunuz. React'in nimetlerinden yararlanıyorsunuz. O ekosistemden yararlanıyorsunuz. O şekilde şeyleri var. Geliştirme getirileri var. Öyle söyleyeyim. Bir de bu konuyla ilgili Hydrate diye bir mevzu var. Ondan da ufakça bir bahsedelim. Sonra kodumuza bakalım. Burada yazmamış hiç. Yok. Hydration şu. Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Biz diyelim ki bir sayfayı server side rendering yaptık. Buradaki server side rendering birazcık daha bizim C Sharp, Java tarafında yaptığımızdan farklı. Çünkü burada işin içinde bir de işte Vue kullanıyorsak reactivity konusu var değil mi? Aslında hydration şu oluyor. Elimde benim bir HTML var. İçinde datalar var. İşte bir endpoint'ten aldığım datayı koymuşum oraya. Bir for each yazmışım falan filan. Bunun hazır çıktısı var. Bir de diyelim ki ben öyle bir UI yaptım ki add item diyorum. Bir tane user ekliyorum oraya. Dinamik bir şekilde. JavaScript ile. Bunu yönetebilmek için arkada Vue'nun tekrardan çalışıyor olması lazım ki bu state bilgisini kullanarak bir şeyler yapabileyim. Buna da İşte hydrate deniyor. Yani şöyle düşünün. Sayfayı render ettim. Elimde bir HTML dosyası var. Üstüne bir kat daha çıkıyorum. Daha doğrusu bir layer daha geliyor. O da bu JavaScript library'lerini çalıştırdığımız, o işlevselliği kazandırdığımız yer oluyor. Bu işlemi de biz hydration diyoruz. Şimdi ben basit bir şey sayfası hazırladım. Şöyle tailwind kullanarak. Koduna da bakalım hatta. Bir şey yok içerisinde. Bildiğimiz tailwind bir tane template buldum. Koydum buraya. Altına da bir tane liste koydum. Bu listeyi de gidip bizim endpoint'ten alıyoruz remote'dan bir yerden use fetch ile. Ve ekranda bu şekilde bir görüntü oluşturuyoruz. Şimdi ben bunu durduruyorum Ctrl C ile. Clear yapalım. Yarn ilk önce build diyelim. Bakalım ne oluyor. Yarn build diyoruz ya da yarn generate diyoruz. Şimdi ben yarn build dedim. Şöyle gidiyorum klasörlerin içerisine. Burada next folder'ın yanına bir de output diye bir folder oluştu. Ayrıca burada bir de distribution'dan gelen şey, bir tane daha folder'ım var. Bu benim bunu alıp istediğim bir yere koyduğum zaman ilgili komutları yazıp çalıştırabildiğim bir versiyon. Şimdi onlara çok girmeyeceğim. Output'ta iki tane klasör var. Bir tanesi public, bir tanesi de server. Çünkü bizim artık uygulamamızın iki tane şeyi var. Build'ini oluşturduğum için. Bir server tarafı var. Bu JSON'ı alıp işleyen
bir şeyler yapan. Diğeri de sen söyle adını. Kullanıcıların etkileşim haline geçtiği frontend'in olduğu kısım var. Bu arada tabii server derken bu server bu hydration'ı falan da yöneten kısım aynı zamanda. Tamam mı? Aldım. Şöyle yazabiliyorum. Yarn register şey preview. Enter'a basıyorum. 3000. Tamam bu da 3000. Şurayı yenileyim. Reload dedim. Tamam. Şu anda bu versiyon, şu ekranda görmüş olduğunuz versiyon benim işte Vercel'e bunu koysaydım bu web sayfasını çalışacak olan versiyondu. Şimdi bunun şeyini bir inceleyelim. View page source'unu. Daha doğrusu şöyle yapalım ya. Buradan değil de buradan görebiliyor muyum? Tabi buradan çok fazla bir şey göremiyorum. Şurayı komple kopyaladım. Şuraya bir tane dosya oluşturayım. Plain text değil de HTML olsun. Yapıştırdım. Sonra bunu Bitify yapalım. Tamam. İniyorum aşağıya. Burada bizim görmüş olduğunuz gibi Tailwind CSS'in style tanımları var. İşte script'ler eklenmiş falan filan. Bizim onlarla bir işimiz yok. Fakat burada önemli olan nokta şu. İşte header, benim yazdığım Tailwind kodları falan filan gelmiş. Sonra oluşturduğum table. Şuradaki 200 normalde neydi burası? Şöyle bakalım. İyicene kafada otursun diye. Ben buraya normalde todos.length dedim. Fakat buraya gördüğünüz gibi o anda benim build aldığım anda ki record'un count'u gelmiş. Dolayısıyla burası artık görmüş olduğunuz gibi statik bir sayfa. Kullanıcılar burada bu 200'ü görüyor artık. Aşağıya doğru geliyorum ve bütün şeyler burada var. Mevcut ne derler. İlgili 200 tane satır için table row'u burada oluşmuş durumda. Bildiğin SSR yapılmış yani server tarafında render edilmiş. Burada ben bunları gözle görebiliyorum. Aşağıya doğru indiğimde ise burada Nuxt Data adında bir tane şey var. ID'sinin Nux Data olan kısım var. Burada aslında benim server'daki şeyim duruyor gördüğünüz gibi. Benim o anda request yapıp aldığım data JSON olarak burada duruyor. Bu şundan lazım. Ben eğer Vue ile bir kod yazsaydım add bilmem ne item diye bu JSON'ı kullanıp benim normal client side daha doğrusu şöyle Vue'nun yeteneklerini kullanmak için ne yapmam gerekecekti? Bir item'ı silmem gerekecekti. Oraya bir item eklemem gerekecekti falan. Bunları yapabilir halde olacağım. Dolayısıyla bu data o yüzden burada duruyor. Alt tarafta da yine Nux ile ilgili şeyler var. Çalışması için gerekli olan parametreler var. Şöyle yukarılara doğru çıkalım. Burada anlatacağım başka bir şey var mı? Aslında anlatacağım başka bir şey yok. Server'da her şey render edilmiş. Şunu kapatayım. Server'da her şey render edilmiş. Tarayıcıya verilmiş. Tarayıcı da bana bunu gösteriyor. Bunu temelde SSR. Şimdi bunu çeşitlendirebiliyoruz. Mesela şey diyebiliyorsunuz. Kullanıcı gelmeden diyelim ki şöyle düşünelim. 30 tane ürün var. Şeyde bir e-ticaret sitesi olsun. 30 tane ürün var. Kullanıcı gelmeden henüz katalog sayfası var diyelim. Katalog.html olsun. Katalog.html sayfasına gelmeden önce öyle bir sayfa yok. Generate edilmemiş. Kullanıcı gelip çarptığında o sayfa generate ediliyor. Sonrasında diğer gelen kullanıcıya o generate edilmiş versiyon veriliyor. Ve biz buna şöyle kurallar verebiliyoruz. İşte 10 dakika beklet. Bildiğimiz cache aslında. Yani 10 dakika sonra tekrar ilgili sayfa atılıyor. Yeniden hesaplanıp çünkü yeni bir ürün eklenmiş olabilir. Bir bloksa bu blog post eklenmiş olabilir. Dolayısıyla 10 dakikada bir cache'den atılıyor eskisi. Tekrar bir kullanıcı geldiğinde tekrar yeni bir sayfa oluşturuluyor. Tabi burada başka maliyetler de var işin içinde ama şimdilik onlara girmeyeceğim. Dolayısıyla generate ettiğimizde server side render bu şekilde oluyor. Şimdi bunu kapatalım. Tekrar şuraya gidelim. Şunu kapatalım. Clear yapalım. Yarn generate diyorum bu sefer. Enter'a basıyorum. Generate etmek şu demek. Sıfırdan sayfaları oluşturuyor. Yani şu output'a gidiyorum. Bakın public diye bir şey var. Artık server yok. Çünkü ben generate ettim. Bitti yani. Diyelim ki bunu nerede kullanacaksınız? Bir tane landing page var. Şimdi mesela bunun demin maliyetlerden bahsettim. Bu şekilde bir sayfayı host etmek 3 dolarken uyduruyorum. Alt tarafta server'ı olan bilmem nesi olan bir web sayfasını sunucuda barındırmak daha pahalı. Dolayısıyla index.html adında bir HTML oluşturdu. Bunu yine Bitify yapalım. İşte 404 sayfası, 200 sayfası bildiğimiz klasik HTML sayfalarını ilgili dataya bakıp oluşturdu. Şunu şöyle küçültelim. Buralar hemen hemen aynı gözüküyor. Buralar zaten aynı. Server'da çünkü bunu render etti. İniyorum. Buralar da aynen tablom. Burada da 200'ü görüyorum. Harika. İniyorum aşağıya doğru. İndim. Burada Nux datanın içerisinde şeyi göremiyorum. JavaScript'in çalışması için burada JSON datayı komple görebilirken şimdi bunu burada göremiyorum. Çünkü bu artık şu payload JSON'ın içerisine taşındı. Görmüş olduğunuz gibi. O datayı artık buradan eğer Vue ile bir şey yapmak istiyorsak, Vue'nun nimetlerinden faydalanmak istiyorsak artık otomatik olarak buradaki datayı alıp kullanacak. Dolayısıyla bu şekilde de bir ayrım oluyor data kısmında. Alt taraflar zaten birebir aynı. Yani generate ettiğimde adı üstünde generate etmek. Oluşturdum bitti artık. Yani ona sonradan bir şey ekleme çıkartma yapacaksam eğer geleceğim.
Tekrar generate edeceğim, tekrar deploy edeceğim. Bu ikisi böyle. Bir de şunu kapatalım. Tekrar bunu preview edip görebiliriz. O işlere girmiyorum. Nuxt.conf'in içine gidiyorum. Buradan eğer SSR true SSR false dersem, bu normalde true geliyor default'u. Şunu Ctrl C yapalım. Temizledim burayı. Yarn generate dersem, enter'a basayım. Bu sefer tüm uygulamam SPA dediğimiz single page application formatında derleniyor. Gidiyorum output'uma tekrar. Bakın public'in içine geldim. Hiçbir fark yokmuş gibi gözüküyor. Tamam mı? Ama şöyle bir fark var. Daha şunu preview edelim. Şuna tıklayayım. Üstüne biraz konuşayım, sonra preview edeyim. Beautiful file diyelim. Bakın HTML içinde hiçbir şey yok şu anda. Sadece şu var. Benim uygulamamın attach olup render edileceği kısım burası. Başka da hiçbir şey yok. Diğerlerinde burada server'da generate edilmiş benim Tailwind'de yazdığım şeyler var. Fonksiyonlar, ıvırlar, zıvırlar. Geldim buraya. Yarn preview diyeyim. Enter'a basalım. 3000'den yayınlandı yine. Reload ettim. Hiçbir fark yokmuş gibi gözüküyor değil mi? Şöyle sağ tuş tıkladım. Inspect diyeyim. Inspect dediğimde gördüğüm bu kısım client side'da render edilmiş kısım. Tekrar sağ tuş tıklayıp view page source dersem bu da index render edilmemiş hali. Dolayısıyla burada bakın hiçbir şey yok henüz. Tarayıcı bunu alıyor, execute ediyor. Vue, JavaScript o arkada bir şeyler yapıp bu çıktıyı verip biz de bu görüntüyü oluşturup şey yapabiliyoruz, görüp kullanabiliyoruz. Bu da client side rendering oluyor aslında. Fakat burada şöyle bir güzel nüanstan daha bahsedeyim size. Network tabine geliyorum, yeniliyorum. Bakın to-do's endpoint'ine şöyle header'a tıklayayım. Bu işleri işte hep şey yönetiyor arkada, Nuxt. Dolar fetch, use fetch, use async data konularında bahsetmiştik. Çözülmesi gereken problemler diye aslında bunlar o problemlerin bir nevi çıktıları oluyor. To-do's endpoint'ine direkt bir server olmadığı için nasıl gidecek? Mecbur client'tan gidecek. Dolayısıyla client'tan gidip alıyor ve gelip data ile beraber ilgili HTML'i doldurup bu şekilde render ediyor. Aslında anlatmak istediklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Yine birazcık karmaşık bir halde anlatmış olabilirim. Detaylarına şeyden bakabilirsiniz. Nuxt'un dokümanlarından. İşte şu hibrit meselesi var. Her biri için tutup örnek yapmam söz konusu değil. Dolayısıyla sadece varlığından bahsettim. Root politikaları, rule'ları, işte edge site rendering falan. Bunların birçoğunda hiç bilmiyorum, açık konuşmak gerekirse bakmak lazım. Ama temelde özetleyecek olursak server'da render edilebiliyor, client'da render edilebiliyor. İkisini harmanlayıp render edebiliyoruz. About page'i server'da render et, admin page'i client'da render et, A page'ini render et ama 10 dakikada bir revalidate et gibi kurallar da belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla render meselesi de bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.